Şimdi arkadaşlar size İngilizce nasıl 3-5 günde öğrenilir? Bilemedin 1 ay. Hadi senin güzel hatırına 3 ayda bu işi bitiririz hacı. Tribinde nasıl İngilizce öğrenilir çok hızlı, hepsinin triklerini vereceğim. Diyeceksiniz ki Can abi sen kimsin abi? Ne? Senin akademik olarak bu konudaki bilgi birikimin nedir? Sen bu konuda bize nasıl ahkam kesebiliyorsun? Sen kimsin? Son derece hakkındır sevgili kardeşim bunu demek bana. Madem öyle o zaman ben sana biraz hikayeyi anlatayım, sen de dinle. Çök abi, başlıyoruz. Ben ilkokuldan mezun olduktan sonra benim zamanımda şey vardı. Özel okullar ve Anadolu liseleri için bir sınavımız vardı. Şimdi chat ne diyor ne ona? Bir şey deniyor da bilmiyorum. Böyle bir sınav var. Bu sınava giriyorsunuz. İsterseniz bir Anadolu lisesine, ortaokul ve lise veya özel bir koleje giriyorsunuz, tamam mı? Ben de kısmet o ki Eyüboğlu Koleji'ni kazanmıştım. Ondan sonra dedik ki Eyüboğlu'nda okuyalım. Gidelim falan fıstık. Böyle okula gidiyorum. Ama ben bir türlü ısınamıyorum okula bir türlü, tamam mı? Bir türlü olmuyor. Derslere kendimi veremiyorum. Öğretmenlerle papazım, İngilizceyi anlamıyorum doğru dürüst. Böyle bir saçma sapan bir durum var. Olmadı abi, ben İngilizceden çaktım. Sınıfta kaldım. O zamanlarda ikmal diye bir kavram var. İkmale kalıyorsun. Böyle yazın çalışıyorsun, sınavı veriyorsun, geçiyorsun. Abi ben ne yapacağım, nasıl geçeceğim bilmem ne falan. Çok da alışamamışım konsepte. Dedik ki annemler dediler ki bir tane öğretmen var Moda'da, Kadıköy Moda'da. Kadın böyle Üsküdar Amerikan mezunu, Amerikan filolojisi, İngilizce dili ve edebiyatı biliyor bilmem ne falan. Ondan bir ders aldıralım buna dedi. Ben gittim kadına. Kadınla dersi çalışıyoruz. Abi kadın enteresan bir şekilde benle gramer falan çalışmıyor. Yaptığı tek şey böyle fill in the blanks, boşlukları doldurma egzersizleri, hayvan gibi. Ve bana MacGyver, o zamanlar A takımı, işte efendime söyleyeyim böyle sevdiğim diziler ne varsa onları bana yazdırıyor ödev olarak. Ödev olduktan sonra ben onu yazdıktan sonra abi gidiyorum ona yazdığımı anlatıyorum. İngilizceye çeviriyorum. Yani Türkçe izliyorum diziyi. Türkçe olarak anlıyorum. Ondan sonra bölüm özetlerini yazdırıyor bana İngilizce. Ulan bana güzel falan filan. Neyse abi, velhasıl ben bu kadınla çalıştım geçtim. Aslanlar gibi geçtim abi sınıfı da. Ondan sonra dedik ki Eyüboğlu'nda devam etmeyelim ortaokul lise. Yani burada bir terslik var. Hani bir şey ısınmadı. Annemle falan konuştuk. Hatta annem dedi ki sen dedi şeye geçireceğiz. Gökdilli Lisesi'ne. Oraya gidelim. Oradan yürü falan. Tamam dedik. Ondan sonra annemle beraber biz gittik abi. Kaydımızı aldık. Okula başladım ben. Orta birden devam ediyorum. Yani dersim fena değil falan. Ama ben bu aralar şeye takmışım kafayı. İngilizcem daha da iyi olsun. Bayağı iyi notlarım falan. Hani 80, 70, 80 falan alıyorum. Geçiyorum. Bayağı güzel notlar. Ama hani şey olsun, hani güzel olsun. Böyle daha da iyisi olsun. Ivır zıvır olsun falan diye peşinde koşuyorum böyle. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hayvan gibi MTV başladı o zamanlar Türkiye'de. MTV başlayınca ben müzik klipleri izleyip dinlemeye falan filan başladım. Müzik klipleri izleyip dinlerken de abi benim İngilizce bayağı bir ilerledi müziği dinlerken. Ondan sonra hatta okulda da çok komikti böyle. Müzik olarak şey olarak hep böyle Amerikan İngilizcesi şey yaptığımız için komik bir şekilde aksanlı falan konuşmaya çalışıyorum. Tamam mı ben böyle? Şeyi falan hatta orta 2'de falan şeyi ezberlemiştim böyle. Gangsta's Paradise'ın sözlerini falan ezberlemiştim tamamen. Böyle arkadaşlarım bana Can bize yazsana sözlerini falan filan diyorlardı. Oturup yazıyordum. Hani müzikten de bayağı bir faydasını gördüm. İşte Gangsta's Paradise'ları bilmem neleri ezberledik. Bayağı güzel eğlendik ettik falan filan. Esas benim İngilizcem o zamana kadar böyle güzel. Yani nasıl diyeyim size, orta intermediate'dan biraz hallice böyle bir İngilizce. Ben üniversite sınavına girdim. Bak bu hikaye efsane. Oğlum üniversite sınavına girdim ben. Üniversite sonuçları geldi. Bilgi Üniversitesi matematik bilgisayar kazanmışım. Allah dedim, çok sevindim. Yıl işte 97. IRC'de bir tane arkadaşım var. Onunla beraber muhabbet ediyoruz o sırada. İşte üniversite sınavları açıklandı diye Süper Online'ın IRC'sindeyim. Orada yazıyorum falan. Ondan sonra ooo Bilgi Üniversitesi kazanmışım falan filan diyorum. Acayip sevindim zart zurt. Arkadaşım da yazıyor. Oo diyor, ben de kazanmışım lan bilgiyi. Hangi bölüm dedi. Dedim bilgisayar. Sen hangi bölüm kazandın? O da dedi ki ben de bilgisayar. Oha falan dedim böyle. Harika lan dedim. Nefis bir durum. Biz ikimiz birlikte aradan bir hafta 10 gün geçti. İşte Maslak'taydı o zaman Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü. Oraya gideceğiz, şey yapacağız. Sınava gireceğiz, tamam mı? Hazırlık için. İşte sınavı geçersek hazırlığı geçeceğiz. Bu arada arkadaşım Burak da inanılmaz şey yani. Çok iyi İngilizce konuşuyor. Annesi Boğaziçi'nde profesör.
çalışıyor. Babası emekli deniz albayı falan, böyle bir durum var. Neyse, ondan sonra biz sınava girdik. Sınavdan çıktık. Motorla dönüyoruz Beşiktaş'a. Hiç unutmuyorum Beşiktaş'tan. Bana dedi ki, oğlum dedi, nasıl geçti senin sınav? Ben dedim ki, süper geçti oğlum. Çok kolaydı sınav. Kesin geçeceğim falan dedim böyle. Benim biraz zordu ya. Biraz zorlandım falan. Bakalım inşallah geçeriz falan dedi. Abi aradan 10 gün falan geçti geçmedi. Sınavlar açıklandı dediler. Biz gittik okula sınavı görmeye. Benim arkadaş geçmiş. Ben kalmışım anasını satayım hazırlığa, tamam mı? Bir de o kadar artistik yapıyorum bir de. Özel okuldan mezunum, Allah'ın cezası. Nedir benim bu hazırlıklardan çektiğim, tamam mı? Sürekli çakıp duruyorum böyle. Lanet olsun. Ya dedim, bu ne biçim iş arkadaş? Ne biçim iş? Ben anlamadım ya. Böyle saçma sapan bir iş olabilir mi ya? Neyse. Dedim ki, bu işin başka bir yolu olmalı. Yani benim bu İngilizceyi bir şeye, sisteme oturtup hani direkt rahat rahat oturtabilmem lazım, tamam mı? Bu arada acayip derecede RPG ve FRP'ye sarmış durumdayım. Acayip derecede böyle FRP oynayayım, işte şey yapayım, RPG ile ilgileneyim, bilgisayar oyunlarıyla uğraşayım falan filan. Ondan sonra ulan böyle bir kitap aldım ettim falan, böyle bir tane şey vardı, Güz Alacakaranlığın Ejderhaları diye Dragonlance serisi Türkçe kitap vardı bir tane. Onu almıştım, onu okudum böyle işte yıl 98-99 falan. Vay dedim, güzelmiş bu, bunu İngilizcesinden devam edeyim. Aldım abi o Margaret Weis ve Tracy Hickman'ın kitabını, İngilizce olarak devam etmeye başladım, tamam mı? İngilizcesinden okumaya. İşte takılıyorum bazı yerlerde. Kelime, kalıplar, bilmem neler karşıma çıkıyor. Sözlük açmıyorum abi hiçbir şekilde. Tahmin etmeye çalışmaya başlıyorum. Yani sözlük açmak yerine kelimelerin, cümlenin gelişinden tahmin etmeye çalışıyorum, tamam mı? Böyle bir metot geliştirmiştim kafamda. Abi ben bu sefer hazırlıkta derslere gidiyorum ama derste sınıfta oturup kendi romanımı okumaya devam ediyordum. Dönem yarısında böyle, birinci dönemin sonunda, yılın yarısında pardon, birinci dönemin sonunda dediler ki hazırlıktan birinci sınıfa geçiş hakkı vereceğiz. Tamam dedik, girerim bu sefer, geçerim. Hiç ders çalışmadım chat. Sıfır. Sıfır ders çalışma yani. Hiçbir şey yapmadım. Gittim abi. Açtım. Roman okumaya devam. Sadece roman okuyarak abi. Ondan sonra sınava girdim. Sınavdan direkt geçtim. Birinci sınıftan devam. Buraya kadar her şey normal. Bu dönemde, o hazırlık dönemindeki kitap okuma döneminde inanılmaz derecede benim İngilizcem ilerledi. Bununla beraber bir şey daha buldum ben. İki tane film vardı. Çok sevdiğim o dönem. Bir tanesi Tornado muydu? Storm muydu neydi? Twister formatı böyle. Twister'dı galiba filmin adı. Öyle bir film vardı, tamam mı? O filmi mesela İngilizce altyazısını kapatıp öyle izliyordum. Önce Türkçe altyazıyla izleyip ondan sonra İngilizce altyazıyla izliyordum. Bir de Braveheart'ı önce Türkçe altyazı, sonra altyazıyı kapatarak, böyle VCD'ler falan vardı. Böyle sevdiğim filmleri altyazısız izlemeye başladım abi. Zorlanıyorum, anlamıyorum ama bir kere altyazıyla izliyorum, mevzuyu anlıyorum. Ondan sonra geri geliyorum tekrar altyazısız izliyorum. Mevzu böyleydi. Böyle abi. 2001 yılında ben aradan 3-4 yıl geçtikten sonra Amerika'ya gitmeye kalktım. Özel hiçbir şey yapmadım. O hazırlığa geçtikten sonra da bıraktım işin ucunu. Bir daha hiç ihtiyacım olmadı zaten. Ne altyazıya ihtiyacım oldu. O 3 aylık zamanda yaptım bunların hepsini. Ondan sonra bir daha hiç ihtiyacım olmadı abi. Ne altyazıya ihtiyacım oldu, ne başka bir şeye ihtiyacım oldu. Buraya kadar her şey normal. Ben ondan sonra gittim. Bu Yeditepe döneminde TOEFL'a girdim. Amerika döneminde daha doğrusu. TOEFL'a girdim. İhtiyaç vardı falan. 610 TOEFL çıkarmıştım. Fena değildi yani. Native speaker dediğin işte 650 mi ne basıyor zaten. Hani 630 falan da güzel. İşte ben böyle 610 bir daha girdim, sonra aradan 3 ay 4 ay geçti. Onda da 630 bastım. Çok da güzeldi yani. Bayağı keyif almıştım ben yani o olaydan. O seviyeye kadar çıkardım. Ondan sonraki aşamalarda yani 2001 senesinden bu zamana gelene kadarki kısımda zaten yürüdü gitti. Bastı gitti yani. Hiç İngilizceyle bir daha ne bir problemim oldu ne bir şey. Hikayenin özü bu. Böyle öğrendim ben. Neden size İngilizce anlatacağım? Şimdi diyeceksiniz ki abi sen zaten özel okullarda okumuşsun. Gitmişsin salak gibi kalmışsın İngilizceden kaç defa. Ondan sonra da bize gelip şimdi şeyi mi anlatacaksın? Yöntemi mi anlatacaksın? Hayır abi. Ben size İngilizce öğrenmekte uygulayacağınız yöntemi söyleyeceğim ama ben İngilizce öğrenirken kullanmadığım ama kendi kendime danca öğrenirken kullandığım metodu size söyleyeceğim. Olay sadece film değil abi. Sıfırdan başlayanlar için söyleyeceğim. Şimdi dostlar bakın. Baktığınız zaman olaya, bizim dil öğrenilen bir
şey değil. Dil edinilen bir şey. Yani öğrenmek yöntemiyle sadece çalışırsanız buna ders gibi bir yerde çuvallıyorsunuz dili öğrenirken. Bu sadece İngilizce için geçerli değil, hepsi için geçerli. O yüzden bunu eğlenceli hale, keyifli hale getirmeniz lazım. Keyifli hale getirebilmek için de gamification dediğimiz bir olay var. Yani oyunlaştırma olayı var. Bunu oyunlaştıran, eğlenceli hale getiren kaynaklara ulaşmanız lazım. Bunları arayacaksınız. Şimdi bir defa kelime öğrenmeyi bırakın, grameri unutun. Bunların hepsini koyun bir kenara. Hiçbiriyle işiniz yok. Ondan bahsetmiyoruz. Siz 2 yaşında bir çocuğun, 1 yaşında bir bebeğin konuşmaya başladığında gramer kurallarını bilerek mi konuştuğunu zannediyorsunuz? Öyle bir dünya yok. Bebekler bu işi böyle mi öğreniyorlar? Olay kalıpla öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunun da en kolay yolu ne biliyor musunuz? Eğer okuyarak öğrenen bir adamsanız siz, ben mesela okuyarak öğrenebiliyorum. Telaffuzu kafamda tekrar edebiliyorum. Duymaya ihtiyacım yok. Kendi kendime tekrar edebiliyorum. Bunun için ihtiyacınız olan en komik başlangıç noktası şu arkadaşlar. Bu turistler için İngilizce kalıp kitapları oluyor. Where is the bus station? How can I go to the hospital? Where I can get some taxi? Falan diye böyle tarzanca saçma sapan şeyler yazıyor ya içinde. İnanın bana birçok temel cümle onların içinde var. Onlardan alın bir tane. Bunları bir alın cebe. Bir defa bunu bir alacaksın cebe. Ondan sonra abi bir dil sokakta ortalama 1000 bilemedin 1500 kelimeyle konuşulur. Top 500 kelime. Top 1000 kelime in English. İşte atıyorum top 2000 kelime in English diye yazın abi. Onları da alın cebe. O kelimeler de cepte olsun. Bir de gramer konusunda şuna bakın abi. 3 çekim halleri var ya bunun. Past tense, present tense, future tense diye 3 halleri var ya. Hani yapacaktık, gidecektik, gelecektik falan filan diye. Tamam mı? 3 tane şeyleri var ya. Ondan sonucuma o 3 hallerini ezberleyin gramer olarak. O size yeter. Kalıp kitapları dedik. İndirin abi Duolingo'yu, tamam mı? Mükemmel bir temel veriyor. Bak şimdi siz kalıp kitapçığını aldınız. Şu turistler olan için dil kitabını aldınız. Top 1000 kelimeyi de aldınız. Onları da okuyorsunuz. Her gün yarım saat okuyun. 10 dakika okuyun. Önemli değil. Kısa kısa az az ders yapmayın kendinize. Yattınız, uyuyacaksınız. 1-2 dakikada Duolingo atın abi. Mis gibi oldu. Şimdi bunların hepsini çalışıyorsunuz da artık seviyeniz biraz böyle Are You Cola, Are You Disco'dan biraz daha fazla hale geldi. Artık dediniz ki bir tık vitesi büyüteceğim. Biraz daha İngilizcem büyüyecek. Hani biraz daha akacak. Hani biraz daha tatlı tatlı olsun. O zaman abi film mevzusuna geliyoruz. Şimdi abi Netflix'iniz ıvırınız zıvırınız her bir altınız var ya. Gidin abi orada. Orijinal dil, orijinal altyazı. Hiç Türkçe mürçe kasmıyorsunuz. Orijinal dil, orijinal altyazı. Tak tak. Bitti. Bu kadar. Kesinlikle Türkçe açmak yok. Önden Türkçe dinlemek yok. Ivır yok, zıvır yok. Burası Şokomelli. Bunu da izlediniz. 2 kere izleyin, 3 kere izleyin. Durdurun, sözlükle izleyin. 1. sefer, 2. sefer. Ondan sonra abi yavaş okunan haberleri izleme noktası. Yavaş yavaş okunan haberler. Bunları bulun. Bunları dinlemeye, izlemeye başlayın. Evet, yavaşlatın İngilizce şeyleri. Yavaşlatın direkt. Ondan sonra izleyin. Tamam mı? Bu kadar basit. Hazırlık döneminde gittiğim öğretmenimin bana yaptırdığını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bana bir şeyleri yazdırıyordu, hatırlıyor musunuz? Abi gidin Dora the Explorer bilmem ne falan izleyin. Bak o da yavaş konuşuyor. Yavaş konuşan haberler, yavaş konuşan çizgi filmler, oyun kitapları bilmem neler. Bunları bulun abi. Bunların hepsini okuyun. Kelime öğrenmeyin arkadaşlar. 6. seviyede ve son seviyede söyleyeceğim bu. Cümle öğrenmeye odaklanın, tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir toparlıyorum ben bu mevzuyu. Bu turistler için olan kalıp kitaplar var ya, onlardan alıyorsunuz. Cümleleri öğreniyorsunuz. Onu bir cebe koyuyorsunuz. Ondan sonra Duolingo uygulamasını indirin, app'ini. Onunla bakın. Babel mabel falan var. Onlara bakın. Güzel şeyler. Altyazılı film kendi dilinde. Yavaş okunan haberleri izlemek veya işte çocuk filmleri izlemek. Bunlar da çok işe yarıyor. Yüksek sesle hikaye kitabı okumak. Okuyun abi. O aldığınız oyun kitaplarını bilmemlerini okuyun mutlaka. Kelime öğrenmeye çalışmayın. Cümlelere odaklanın. Kalıplar, cümleler. Gramerle vakit harcamayın. İşte kelimelerde çok öğrenmeniz gereken 500 tane 1000 tane kelime vardır. Top 500 English words deyin. İşte top 1000 English words deyin. Ondan sonra gidin abi. Bunların 3 zamanlı halini, yani geçmiş, bugünkü, şimdiki ve gelecek hallerini öğrenin. Çekim hallerini. Bitti gitti abi. Bu kadar yani. Bundan sonra bunu yaptığınız anda 1 ayda 2 ayda düzenli olarak yapın abi. Ondan sonra gider rahat rahat kendi derdinizi anlatacak kadar, rahat rahat bir şehri gezecek kadar İngilizceniz olur. Bu kadar basit. Abone olun oğlum.